Rakibi çıkmadığı için şu anki tüm karşılaşmamız Rock vs Rock oldu. Eğer Evet. siz de konuyu açtıktan sonra başvuruda bulunursanız Match vs Match, Press vs Press veya Warrior vs Warrior yapabiliriz. Duruma göre bunu değiştirebiliriz. Hard Dream ve Bass için de olabilir, 80 artı da olabilir. Yani sürekli olarak zaten etkinliğimiz değişecek ve sizlere söyleyeceğiz. Artık hazır mısınız diye Evet. sorusunu soralım. Evet, hazır olup olmadıklarını soralım ve ikinci raundu başlatalım. Tekrar hatırlatıyoruz. İkinci raundu eğer Darkus TK kazanırsa 3. maça gidecek ve 3. maçın kazananı etkinliğin kazananı olacak Saymaya arkadaşlar. başlıyorum. Evet. 3, 3, 2, 2, 1 1 ve ve başla. başladık. Evet, Darkus TK ve Hebron'a şimdiden başarılar diliyoruz. Bakalım Darkus Biraz daha TK ödülü yakına alabilecek aldım. mi? Zoom yap diyenler olmuş. Onlar için biraz daha yakınlaştırdım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu açı iyi. Tekrar bir Hebron'dan 83 geldi. Karşısında Dark Ghost'un Drain geldi. Tekrar Hebron oradan bir Drain'le cevap verdi. Şu an Dark Ghost'un tekrar Master silah düşürme skillini kullandığını gördük. Aynı şekilde Hebron da kullandı. Drain'ler bir şekilde akıyor burada. Dark Ghost'la Hebron yine başa baş gidiyor derken Hebron'un canı %50'nin altına indi ve de tekrar toparladı canını. Dark Ghost'un canı ise %80 ve şu an %60'a düştü. Hebron ise %65'ten fazla ve Dark Ghost'un Master'ı yandı. Hebron şu an arkadaşlar rakibinin Master'ını yakmayı başardı. Hebron'un canına bakacak olursak hala %50'den fazla. Dark Ghost'un tekrar Master yandı. Acaba Hebron alabilecek mi alacak Hebron? gibi, çok Biraz kritik, çok kritik. Darkus dayanıyor ama şu an Hebron'un canı da azalmaya başladı derken ve Hebron evet, arkadaşlar Hebron bu karşılaşmanın galibi oldu. tekrar mağlup etti. İkinci roundda da mağlup etti ve Hebron karşılaşmanın galibi oldu arkadaşlar. İki oyuncumuza da tebrik ediyoruz. İki oyuncumuza da teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Hebron bizden 400 endpoint'in kazananı oldu arkadaşlar. Evet. Bu yayında 7800'ü görebilir miyiz sen canım? Eğer görürsek kendileri kazanacaklar. O yüzden Evet. görmeyi umut ediyoruz. Evet arkadaşlar, saatlerimiz 21.38'i gösteriyor şu an için. Şöyle söyleyelim o zaman. 3 karşılaşmamız da sona erdi. 21.45'e kadar sorularınızı okuyacağız diyelim. Twitter ve Twitch chat üzerinden sorularınızı cevaplayacağız. 45 geçeye kadar şayet 7800 olursa, hatta onu, yani 7800 bence şu an gayet iyi bir rakam. 7800'e ulaşırsa takipçi direkt 1200 endpoint'i şanslı bir oyuncumuza vereceğiz arkadaşlar. Son yani 5 dakika, oradan 3 de buradan 8 dakika. 8 dakika içerisinde 7800'e ulaşabiliriz bence. Çünkü şu an için 7556 gerçekten iyi bir fark, gayet azaldı diyebiliriz aslında. 800 olduğunda 1200 endpoint'i şanslı bir arkadaşımıza vereceğiz. Ünlem Raffle etkinliği ile. Ancak şu an için yazmayın arkadaşlar. Şu an aktif değil. 7800 olduğunda Ünlem Raffle etkinliğini aktif edeceğim ve şanslı bir arkadaşımız 1200 endpoint'in sahibi olacak. Evet arkadaşlar ilk Night Online tarihinin ilk canlı yayında 1vs1 etkinliği sonuçlandı. Kazanan tüm arkadaşlara tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz katıldıklarından dolayı. Gerçekten tüm oyuncularımızın ellerine kollarına sağlık. Güzel bir maç seyrettirdiler Evet, bize. renk kattılar gerçekten. Gerçekten renk kattılar. Hani ilgi de gerçekten büyüktü. Onlar için de bir anı oldu. Canlı yayında 1vs1 etkinliğine katıldılar. Hatta kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Bu arada Twitch üzerinden arkadaşlar, takipçiyi nereden istiyorsunuz diyen arkadaşlar var. Twitch TV kanalımız üzerinden şu an izlediğiniz player var. Hemen şurada. Sol olması lazım. Benden tarafta değil, şu tarafta. Şu tarafta bir takip et butonumuz var. Umarım doğru gösteriyorumdur. Takip et butonuna tıklayarak kanalımıza takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sağ alt kısımda da hemen şurada takipçi sayımızı görebilirsiniz. 7800 olduğunda etkinliğimiz başlayacak. Bu arada Kingdom Online yayınları olacak mı diye sormuşlar. Mutlaka olacak Evet. arkadaşlar. Dediğimiz gibi artık hani sürekli olarak yayın olayına geçiyoruz.
oyunlarımızın tabii ki etkinlik yayınları olacak, başka etkinlikler olacak. Bunun dışında ilerleyen zamanlarda Phantomers açıldığında Phantomers'ın yayınlarını bizlerle evet. beraber izleyebileceksiniz. Gerçekten müthiş bir MMO FPS arkadaşlar. Aynen öyle olacak. Hayran kalacaksınız. Biz yani her gün oynuyoruz ofiste. Gerçekten aynen öyle yani. Bayağı bir heyecan dolu. Ama biz gerçekten çok iyiyiz. Tabii yani ki o da var. Biz bilen arkadaşlar vardır belki. Toptancı isimli arkadaşımıza karşı. Kuluta. Evet. İki, onu da söyleyelim. Toptancı biliyor çoğu kişi. Kuluta isimli arkadaşımız bizle bayağı bir uğraşıyor. Ancak. Ne yazık ki istediğini alamıyor. Yani, en sonki oyunumuzda 3'e 20 idi. Aynen. Ve hayatının en kötü oyununu oynadı. Kendi itiraf yani etti. Bizde şu olay var. Biz senkronlu oynuyoruz. Yani tabii ki takım çalışması biz var. Aynı takımdayız. Deacon Frost, Anıl, ben. Aynı takımdayız arkadaşlar. Başladığımız an hemen tak diye kafada yapıyoruz. Ben diyorum ki Anıl şöyle. Tamam. Ve alıp çıkıyoruz. Aynen öyle. Bizim için basit oluyor şu an. Aynen çok basit oluyor. Ama ve lakin diğer arkadaşlar, rakip takımdaki arkadaşlar bireysel oynadıkları için bir koordine içerisinde olmadıkları için sürekli bize kaybediyorlar. Yapacak bir şey yok. Şununla ilgili ufak bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Etkinlikten kazandığınız kodları eğer hani hata alıyorsanız Night Online Endpoint kupon kısmından deneyeceksiniz. Portala girdikten sonra Endpoint yükleme kısmından Endpoint kupon kısmından deneyin. Herhangi bir hata almayacaksınız. Bunun dışında ilerleyen zamanlar nasıl bir etkinlikler olacak? Şu şekilde söyleyelim. Mesela Phantomers olursa belki şu an tabii ki kesin değil ama sadece tahminde bulunuyorum arkadaşlar. GM'ler aynen. Ve oyuncular karşılaşması yapılabilir. Belki GM'lerin farklı yine Kingdom Online GM'leriyle karşılaşmasını görebilirsiniz. Destek ekibiyle olan karşılaşmaları canlı yayında izleyebilirsiniz. Yani birçok planımız mevcut aslında. Evet. Bunları yavaş yavaş yayına dökmeyi düşünüyoruz. Yani şu an itibariyle şöyle söyleyeyim size. İlk olarak Night Online Chaos etkinliğinde başladık canlı yayın maratonumuza. Sonra 1v1 diye devam etti. Twitter soru cevap bu şekilde bir sürü etkinliklerimiz oldu. Aynı şekilde Kingdom Online'da da olacak. Tabii ki Phantomers açıldığında Phantomers'da da olacak. Bu şekilde devam edecek. Sürekli birleşimle alakalı bir yorum atan arkadaşımız var. Athena'da birleşim olacak mı? Herkes merak ediyor. Bizi server'dan saymıyorsunuz şeklinde bir yorum atmış. Olur mu öyle şey canım? Yani bizde server ayrımı gibi bir şey yok. Zaten bazı arkadaşlar bana şey soruyordu turnuvada. İşte Tayfun abi hangi sunucuya bakıyorsun sen tarzında falan. Bizim öyle bir ayrımımız yok. Bütün sunuculardan Anıl da ben de sorumluyuz arkadaşlar. Öyle herhangi bir ayrım söz konusu değil. O konuda kesinlikle rahat olabilirsiniz. Şu an için zaten bir birleşim işlemi yaptık. Atlantis ve Anatolia'yı birleştirdik. Siz hatta bunu oylamaya sunarak belirledik. Sonrasında ismini de oylamaya sunarak belirledik arkadaşlar. Gordion ortaya çıktı. Atlantis ve Anatolia'nın birleşimi olarak. Daha yeni birleşim yaptık. Yani ihtiyaç varsa tabii ki bu gündeme gelir ve değerlendiririz. İncelemeleri yapıyoruz zaten. Her gün biz gözlemlememizi yapıyoruz. Her sunucuya her gün zaten giriş yapıyoruz, bakıyoruz. Ne var ne yok, ne oluyor. Oyun içi kontrollerimizi de yapıyoruz. Eğer bu tip bir nasıl söyleyeyim gereklilik görürsek bir ihtiyaç olarak gözümüze çarparsa bu durum neden olmasın yani ilerleyen dönemlerde bir birleşim söz konusu olabilir tabii ki ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Şöyle bir öneri gelmiş canlı yayın için demiş ki belirli bir saatte bir sunucu seçin ve o sunucuda olan PK'yı yani karşılaşmaları örneğin Ronak, Lent yani CZ haritasında olanları canlı yayında verin. Ve bunu bir şekilde anlatmaya çalışın. Orada endpoint tablosunda en çok endpoint'i kasan atıyorum 10 dakika içerisinde en çok endpoint'i elde eden oyunculara da endpoint ödülü verebilirsiniz demiş. Gerçekten hani düşünebilir bir öneride bulunmuş arkadaşımız. Evet. Değerlendirmeyi alacağız. Teşekkür ederiz aynen. Bahsetmek istediğimiz şey buydu zaten. Güzel fikirler gelebiliyor. İnanın 2-3 haftadır birçok fikir çıkarttık. Bunların üzerine çalışıyoruz. En stabil halde, en temiz şekilde, sizlerin eğleneceği şekilde sunmaya, o optimizasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Kaosla başladık. 1v1'i geliştirdik ve 1v1 ile karşınızda olduk. Bu yayınlarımız devam edecek tabii ki. Bunlar tek seferlik yayınlar değil arkadaşlar. Haftaya
Canlı yayınlarımız devam edecek. Ve şunu da söyleyelim. Bol ödüllü olacak arkadaşlar. Bol endpoint'li olacak. Yani evet. Kaçırmayın. Yani ben sizin yerinizde olsam gerçekten kaçırmam. Bol bol endpoint dağıtacağız. Hatta şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi normalde işte bizim canlı yayında karşılaştığımız anlık izleyici sayısı 1000-2000 arasında değişiyor. Genelde 1300-1400 minimum izleyici. Maksimum da 2000, bazen 2000'in üstüne çıkıyor. Biz buna bu rakamları baz alarak etkinlikler planlıyoruz. Şayet bu hafta yaptığımız yayınlarda, önümüzdeki hafta yapacağımız yayınlarda bu rakam artarsa biz de ona göre daha bol içerikli, yani sizleri daha çok teşvik edecek, daha çok eğlendirecek, daha çok kazandıracak etkinlikler sunabiliriz. Yani rakamların işte 4 kişiye endpoint veriyorsak bunun 8 kişiye çıkması tamamen size bağlı, bize olan ilginize bağlı arkadaşlar. Bunu da köşeye bir şöyle bir post-it'te not olarak bırakayım. Birkaç tane daha soru geliyor. Trophy itemları hakkında arkadaşlar. Bununla ilgili geçen yine size ufak bir bilgi vermiştim. Arkadaşlar Trophy of Flame Battle isimli item'ın sorunu düzeltildi. Ancak birkaç sorunla beraber toplu bir fix düşünüyoruz. Onunla beraber tekrar oyuna entegre edilecek. Bu entegre edildiğinde size zaten ben güncelleme notları kısmından söyleyeceğim. İleteceğiz size. Oradan bilginiz olacak. Onun dışında içerisinden ne çıkıyor diye hani bayağı bir soran oyuncumuz var. Resmi forumda bunu söyledim. Şu an burada da söyleyebilirim. Birkaç tane eşyayı size örnek olarak vereyim. Warrior Pendant çıkacak. Praise Pendant çıkacak. Onun dışında Rom alabilirsiniz. Myrtle kıyafetleriniz çıkabilir. Onun dışında yine bayağı bir nadir silahlara sahip olabilirsiniz. Darkvane, Hellbreaker tarzı itemlara sahip olabilirsiniz. Yani şu an üzerinizde varsa onları saklayın. Patch geldiğinde bunları kırdırarak birbirinden güzel eşyalara sahip olabilirsiniz. Ve özellikle şunun altını çiziyorum. Skill açmak için gereken Lobolupus, Lycan pendantların drop'u içinde mevcut. Bu sayede kutuları kırdırarak en azından hani şundan yakınıyordu birçok oyuncumuz. Yani gerçekten boss event istiyoruz, skill'lerimizi açamıyoruz. Bu kutulardan toplayıp biriktirerek kırdırarak içinden çıkarma şansı elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, son güncellememle birlikte sanırım maalesef 7800 takipçiye bu yayınımızda ulaşamadık. Son olarak 7642'de kalmışız. Ne yazık ki. Evet, 2 dakikada ben özellikle bekledim ama bu yayınımızda maalesef 7800'e ulaşamadık. Verdiğimiz rakama ulaşamadık. Ama şöyle yapalım. Yarın saat 17'de, 5'te yani akşam 5'te Kaos etkinliğimizin canlı yayınıyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Size şunu yapabilirim sanırım. Yeni bir rakam belirlemektense bugünün devamı olarak yarınki etkinliklerimize ek olarak, yarın 3 ayrı etkinliğimiz daha olacak. İşte soru cevap etkinliği vesaire. Onları yarın 17'de yapacağımız Kaos yayınında aktaracağız sizlere. Ancak yarınki etkinliklere ek olarak Twitch takip etkinliğini devam ettireceğiz arkadaşlar. Şu an normalde çekiliş yapma durumunda değiliz. Çünkü verdiğimiz rakama ulaşamadık. Ancak yarın 17'de yapacağımız canlı yayında takipçi sayımız 7800'e ulaşırsa canlı yayında Ünlem Raffle etkinliği ile Unique 1200 Endpoint ödülü sizlere ulaştıracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın 17'de Kaos etkinliği var. Soru cevap etkinliği canlı yayın içerisinde olacak. Soru soracağız. Doğru cevap veren arkadaşlarımız bizden 400'er endpointler kazanacaklar. Bunun yanında yine etkinliklerimiz olacak. Bunları yarın 17'de sizlere iletiyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Evet. İlginiz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yarın saat 17.00'da Kaos etkinliğinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.